Öncelikle bunu, bu organizasyon düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben Olcay Bey'i tanıyorum. Onunla beraber iletişim kurduk. Ama önce ondan ve sizlerden özür dileyerek başlayayım. Çünkü ben başlığı verirken, konuşma başlığımı, sinir bilim modelleri için uygulamalı ontolojiler benim başlığım. Zannettiğim şey şuydu, sadece sinir bilimciler yani katılacak ya da sinir bilime ilgi duyan amatörler katılacak. Ve o sebeple ben sinir bilimde kullanılan 150 yakın model var. Bu modellerin ne olduğunu ve bu modeller belli veriler üretiyorlar, belli veri tabanları var ve bu veri tabanları arasında nasıl ortaklaşma kurulmasına yönelik çabalar olduğunu teknik anlamıyla anlatacaktım. O tekniğin arkasında yatan da bazı ilkeler var. İşte üzerine de biraz felsefe sosu dökerek anlatacaktım. Ama daha sonra içeriye baktım, konuşmalara baktım. Dünyanın karıştığı gibi burası da karışmış. Felsefeciler sinir bilimi anlatıyor, sinir bilimciler felsefe anlatıyor. Böyle bir genel ortam olmuş ve konu genel anlamda zihin. O yüzden ben de buradaki kitleyi böyle bir teknik bilgiye boğmamak için daha genel bir çerçeveden ele almaya karar verdim. Ama başlıkta söz verdiğim konuları da mutlaka değineceğim. Konuşmamın içinde mutlaka ele alacağım. Şimdi benim konuşmamın, yani şöyle diyebilirsiniz, uygulamalı ontoloji nedir? Çünkü bizim çalıştığımız okulda, ODTÜ'de computational ontoloji diye bir alan var. Hesaplamalı ontoloji diyoruz. Amaç şu aslında, uygulama ontoloji şu demek. Ontoloji felsefede var olanlar, yani var olan nedir ve var olanların sınıflaması nasıl yapılır diye bakıyoruz. Uygulamalı ontoloji de belli alanlara, mesela beyin ya da elma suyu, gerçekten elma suyu ontolojisi de var bu arada. Elma suyu, petrol, bir sürü domainler var, alanlar var. Bu alanlardaki varlıkları, entiteleri nasıl tanımlarız, nasıl sınıflandırırız ve nasıl ilişkilendiririz meselesi. Bununla ilgileniyor uygulama ontolojide. Ve bu sinir bilim içinde geçer. Çünkü sinir bilim içinde de bir sürü kavram, terim var. Bunları nasıl tanımlarız, standart bir şekilde nasıl sınıflandırırız ve nasıl bunlar arasında ilişki kurarız gibi bir alan. Ama dediğim gibi daha geniş bir perspektiften bakacağım. O geniş perspektifi de şöyle tanımlayayım. Bu konuşma içinde 3 tane temel iddiam olacak. Ve bütün bu konuşmayı bu 3 iddiamın altını doldurabilmek için yapacağım. Hemen o iddiaları söyleyeyim. Yani en sona kalmasın. Birinci iddiam şu. İnsan beynini ve insan zihnini, insan zekasını, insan beyni, insan zihni ve insan zekasıyla anlayamayız. Yani zeka, zihin ve beyin üzerine sorularımız varsa bunları insan zekası, insan zihni ve insan beyniyle anlayamayız. Bunları ancak makineler anlar. Diyebilirsiniz ki, ya makineleri zaten biz yapıyoruz, makineler nasıl anlayacak? O kısmı da anlatmaya çalışacağım size. Birinci iddiam bu. Ve bunu neden böyle düşündüğümü de anlatmaya çalışacağım. İkinci iddiam da şu. İnsan beynini anlamak istiyorsanız, modellemek istiyorsanız, var olan matematiğiniz işe yaramıyor. Yani şunu demek istiyorum. Avustralya'da aborjinler var. Pasifik'te Mikronezya adalarında bazı gruplar var ya da Amazon'da belli gruplar var. Bunlar çok uzak coğrafyalar birbirinde. Her birinin bazı ortak özellikleri var. O da şu, sayma sistemleri 0, 1, 2 ve çok. Yani şöyle sayıyorlar, 1, 2, çok. Ondan sonrası çok. 3, 4, 5 diye devam etmiyorlar. Yani 3 artı 5 elma, onlar için çok artı çok eşittir çok elma. 7 artı 9 da aynı şey bunlar için. Arada bir fark yok. Şimdi siz bu aborjinlere gidip, bir gece yarısı oturup, ya kardeş bak şurada yukarıda ay var. İstersen oraya gitmek için bir araç tasarlayalım dediğinizde size şöyle diyebilir. Ya evet bol zamanım var. Neden olmasın? Deneyelim diyebilir. Denersiniz ama başaramazsınız. Çünkü 0, 1, 2 ve çok diye bir sayma sisteminiz varsa yani dünyayı temsil etme biçiminiz ve onu işleme biçiminiz belli bir tırnak içinde ilkellikte ise aya varamazsınız. Ha, gündelik hayatınızı sürdürürsünüz. Yersiniz, içersiniz, ürersiniz. Yapıyorlar. Hala da aborjinler yapıyorlar. Ama aya gitmek istediklerinde gidemezler. Aynı şey bence şu anda biz beyni anlamak istiyorsak, analojiyi şöyle tanımlayayım. Beyin ay gibi düşünün ve biz şu anki aborjinler gibiyiz. Yani aya gitmek isteyen aborjinler gibiyiz. Beyni anlama çabalarımızda. Çünkü matematiğimiz ve sembol sistemimiz bunun için oldukça yetersiz. Bunun da sebeplerini anlatmaya çalışacağım ve ne yapılabilir de anlatmaya çalışacağım. Üçüncü iddia ki zamanımın kalacağını düşünmüyorum ya da çok az zaman kalacak. O da şey şu,
beyin ve beyni temsil eden modellerin mimarisini değiştirmek zorundayız. Yani çok temel bir mimari sorunu var. Onu da kısaca size anlatmaya çalışacağım. Şimdi birinci kısımdan başlayalım. Aslında şöyle başlayayım öyküye, biraz karikatürize ederek. Aslında içinde gerçek var ama genel bir perspektiften başlayayım. Şimdi ben size bizim araştırma grubumuz var demiştim, hatırlıyorsunuz. İçinde birçok insan var. Yani bilgisayar mühendisi var, fizikçi var, matematikçi var, istatistikçi var, dil bilimci var, genetikçi var, iktisatçı var. Adam sayımadığım bir sürü gruptan insanlar var. 27 kişi geldi geçti. 3 yıldır da çalışıyoruz. Aslında biz çok çılgın bir projeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de böyle çılgın proje hastalığı var. Dedik ki ya biz de bundan geri kalmayalım. Bir sürü çılgın proje var. Yani en son erken önergeciyle başladı. Ben en son okuduğumda nükleer bombayı bir havada yakalayan bir sistem geliştiriyorduk. En son çılgın proje olarak. Yani çılgın projeden geçilmiyor. Dedim ki ya bizim de bir çılgın projemiz olsun ama en çılgın olsun. Yani bundan çılgın bir proje olamazsın. Ve şöyle bir proje çalışıyoruz. Dünyada her şeyi bilen bir makine yapmaya çalışıyoruz. Yani şu demek, bu evren içinde soracağınız her soruya doğru yanıt verecek bir makine ya da yanıt verecek bir makine. Şimdi bunu böyle söyleyince üç tür tepki oluyor. Birincisi şu oluyor, %95'i alay ediyor. Ben olsam ben de alay ederim. Yani diyor ki işte makineye ne var ne yok diyeceğiz, patlayacak, hayatın anlamı nedir diyeceğiz, 42 diyecek falan gibi alay ediyorlar. %4.9'u da görüyor ki ya lan bu adam günde 10-12 saat çalışıyor, ekip çalışıyor, bir sürü iş çalışıyor. O yüzden alay edemiyor, çekiniyor ve şöyle kısık sesle şey diyor, ciddi misiniz, niye bu işle uğraşıyorsunuz? Günde 6 kere duyduğum bir laf, ciddi misin lafı benim hayatımda. Üçüncü kesimde bu topraklarda daha olmadı, binde birlik bir kesim. Şu soruyu soruyor, nasıl yapacaksın? Ve ona göre de desteğini veriyor zaten projeye. Şimdi birinci gruba şunu söyleyebilirim. Sizin alay etmenize gerek yok. Biz zaten yeterince kendimizi alay ediyoruz. Çünkü çok ciddiyiz. Ve neden bununla uğraşıyoruz? Çünkü gerçekten böyle bir makine yapmak istiyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Gerçekten dünyada her şeyi bilen bir makine yapmak isterseniz, yani cidden oturup uğraşmaya kalkarsanız, bazı şeyleri, bazı düşünme biçimlerini kökten değiştirmeniz gerekiyor. Felsefede, ontolojiye dair, matematiğin temellerine dair, mantığa dair, bilme biçimlerinize dair birçok şeyi baştan sorgulamanız gerekiyor. Çünkü her şeyi bilen bir makine yapmak demek, dünyadaki her şeyi, tüm varlıkları ve tüm bilgiyi makineye tanıtabilmek demektir. Ve makineye tanıttıktan sonra onun işleyebilmesini sağlamak demektir. Ve kafanız şöyle çalışıyor. Bu dünyayı makineye nasıl tanıtabilirim ve nasıl bir makine mimarisini tanıtabilirim? Bu ister istemez sizde bir sürü soruları, alternatif şeyleri yaratmaya sebep oluyor. Şimdi dedik ya dünyada her şeyi bilen makine yapmak istiyoruz. 3 yıldır da aslında daha fazla da ekip olarak 3 yıldır bununla uğraşıyoruz. Her şeyi bilen makine yapınca beyin üzerine de her şeyi sorduğunuz olanaklı tüm soruları bilebilen bir makine yapmış olacağız. Yani beyin üzerine ne sorarsanız sorun, zihin üzerine ne sorarsanız sorun, makineler bunu yapacak. Ha, o zaman bunu yapmak için ne gerekiyor? Beyni, yani insan beynini ve insan zihnini makineye tanıtmanız gerekiyor. Şimdi şöyle tanıtamıyorsunuz. Bijer olarak beyni koyup, resmini çekip makineye bak bu beyindir diyemiyorsunuz. Birçok şeyi tanıtmanız gerekiyor. İşte bu noktada temel mesele, bizim temel meselemiz temsil meselesi. Yani var olan entiteleri, dünyadaki varlıkları nasıl temsil edebiliriz ve bu beyin özelinde bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi, özür dilerim. Temelde şöyle bir şeyimiz var. İnsan beyni üzerine çok çeşitli çalışmalar var ve 150'ye yakın model var. İnsan beyni üzerine çalışan. Şimdi bu modellerin ne olduğu o kadar önemli değil. Ama bunları 3 grupta toplayabiliyoruz. Bu modeller şunlar. Birincisi sadece nöron düzeyinde modeller. Yani single nöron model dediğimiz modeller. Yani sadece tek bir şekilde nöronun davranışlarını, fizyolojisini modellemeye çalışan çalışmalar. İkincisi, belli türden fenomenleri ya da belli türden bilişsel yetileri. Bilişsel yeti derken şunu kastediyorum. Bellek, algı, akıl yürütme, dil kullanımı, soyutlama gibi belli türden yetiler. Bunları teker teker modellemek, mesela sadece dil özelliğini modellemeye çalışan çalışmalar, sinir bilim model çalışmaları. Üçüncüsü de genel olarak bir bütün beyni modellemeye çalışan çalışmalar. Şimdi burada bizim esas meselemiz şu.
Neden insan beynini insan beyniyle anlayamıyoruz? Neden insan zekasını insan zekasıyla anlayamıyoruz? Neden makinelere bunu anlatıp makinelerin anlamasını bekliyoruz? Bunun çok çeşitli sebebi var. Benim açımdan 3 temel sebebi var. Onu söyleyeyim. Birincisi, çok fazla bilgi var. Çok fazla bilgi var derken gerçekten çok fazla. Size şöyle bir rakam vereyim. Bir yılda basılan tıp makalesi sayısı 806 bin. Yani geçen yıl tıp makalesi basılan tıp makalesi sayısı 806 bin. Sinir bilim makalesi 36 bin. Yani her 15 dakikada bir sinir bilim makalesi basılıyor. Hiçbirinizin oturup bunların hepsini tek tek okuyup incelemenize imkan yok. Ama belki şunu yapabilirsiniz. Buradaki bilgileri makineye tanıtırsanız, çünkü makinenin iki avantajı var arkadaşlar. Sadece iki avantajı. Çok büyük bir bellek kapasiteleri var ve çok hızlı işlem yapıyorlar. Ve bütün stratejinizi bunun üzerine kurmak zorundasınız. O halde var olan bilgileri standartlaştırıp, yani ürettiğimiz bilgileri standartlaştırıp makinelere aktarırsak ve makineler bunları işlerse belki bizim hayatta hiç göremediğimiz bağları görebilirler. Yani çok karikatürize ederek söylüyorum. Beyninizdeki bir tümörü belki ayak tırnağınızın üzerindeki mantarları çözmeye çalışan bir çalışma çözecek. Alakasız. Size çok karikatür gelebilir ama bu karikatür örneklerinden tıpta çok var. Mesela RP denen bir göz hastalığı var. Onun için Depakin denen bir bipolar bozukluk ilacı işe yaradığı keşfediliyor. Ya da DMD diye çok nadir görülen bir kas hastalığı var çocuklarda. Genetik bir hastalık. 16-18 yaşına gelmeden ölüyor çocuklar. Viagra diye cinsel performans arttırıcı bir hapın işe yaradığı keşfediliyor. Tesadüf olarak. Belki böyle binlerce bilgi var. Ben buna dark information diyorum. Yani biz bilgileri üretiyoruz. Milyonlarca bilgi üretiyoruz. Ama o bilgileri eşleyecek, ilişkilendirecek şeyimiz yok, kapasitemiz yok. Ve makinelere doğru bir şekilde bunları aktarabilirsek bunları yapabiliriz. Bence bu beyin çalışmaları için de geçerli. Bunu ilk düşünen sivri zekalı ben değilim. Bunu sinir bilim alanında düşünen birçok insan var. Birçok proje var bununla ilgilen. Bu projeleri tanıtmaya çalışacağım size. Şimdi bilginin temsili diye bir alan var yapay zekada. Knowledge Presentation diyoruz. Bu var olan bilgileri, insan bilgilerini standartlaştırıp makineye aktarma meselesi. Şimdi bunun üç ayağı var. Birincisi ontoloji. Yani var olan entiteyi nasıl sembolleştirdiniz, nasıl reprezent ettiniz, nasıl temsil ettiniz. İkincisi hangi mantık sistemini kullandınız. Yani nasıl aralarında ilişki kurup çıkarım yaptınız. Üçüncüsü computation, yani bilgi sayım. Bunları nasıl bir makinede işlediğiniz aşamız. Şimdi bunun için ontoloji çok önemli çünkü temsil çok önemli. En klasik ontolojimiz aslında Aristoteles'ten geliyor. Belki görmüşsünüzdür lisede falan klasik mantık. Mesela bütün insanlar ölümlüdür diyorum. Sonra Sokrates insandır dediğimde Sokrates'in ölümlü olduğunu çıkartabiliyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü Aristoteles size 4 tane kategori veriyor. Tümel, tikel, olumlu, olumsuz. Tamam mı? Tümel, olumlu, olumsuz aşağı doğru, tümel, tikel yana doğru. Bunlar kesişen matrisler oluşuyorlar. Önünüze bir önerme geldiğinde bunları ontolojik olarak etiketliyorsunuz. Mesela bütün insanlar ölümlüdür. Bütün tümel, cümle olumlu, olumlu, olumlu tümel diyorsunuz, etiketliyorsunuz. A diyorsunuz ona. İşte Sokrates insandır, tikel, olumlu, I diyorsunuz. Sonra böyle 256 tane kalıbınız var. A, I, I doğrudur diyorsunuz. Tamam, çok basit bir çıkarım. Tabii bu iş şeyde işe yaramıyor. Genel olarak bilgilerimizde işe yaramıyor. Çünkü ben size şöyle dediğimde anlıyorsunuz değil mi? Bütün insanlar ölümlüdür, Ali öğrencidir. Buradan Ali'nin ölümlü olduğunu çıkartabilir misiniz? Çıkartırsınız. Çünkü öğrenci ise insandır. O zaman Ali de ölümlüdür dersiniz. Ama makineler çıkartamıyor. Çünkü neden? O arka plan bilgiye sahip değil. Yani o formalizme uymayan bir sürü bizim akıl çıkartma yöntemlerimiz var. Ve bu tıptaki makaleler içinde geçer. Yani klasik mantık formalizminden çıkarım yapamazsınız. Daha fazlasına ihtiyacınız var. O daha fazlasını gerçekleştirmek için de yeni bir temsil biçimine, yeni bir ontolojiye ve yeni bir mantık biçimine ihtiyacınız var. Bir başka mesele, yani neden işe yaramadığı meselesi, ölçüm problemimiz var arkadaşlar. Yani biz şu anda insan beynini anlamaktan çok uzak olmamızın bir sebebi de çok büyük bir ölçüm problemimiz var. Allah razı olsun, fMRI'ler var, EEG'ler var, bir sürü şeyler var ama onlar bize çok genel bilgi veriyor.
Çok hala çok büyük bir ölçüm problemimiz var. Bu da bizim en büyük meselelerimizden bir tanesi. Üçüncü bir mesele, benim modellemelerde ASECA dediğim bir modelleme var. Şimdi, ben sadece beyin için bunu söylemiyorum. Belli bir tür sistemleri insan zekasıyla kesinlikle anlayamayız. Bunları sadece makineler anlar diye iddia ediyorum. Onun da sebebi şu. Eğer o sistem bu beş özellikten birisini barındırıyorsa mutlaka makineler tarafından anlamış. Bunlar da belli şey İngilizce kısaltılması. A, asenkron demek. S, semantik demek, anlam bilim demek. E, emergent demek, yani zuhur eden, ortaya çıkan demek. C, kompleksite demek, yani karmaşıklık demek. A da autopoiesis, yani self-organization, yani kendi kendini örgütleyebilmek demek. Eğer bir sistem bunlardan en az iki tanesine sahipse, bizim bu sistemleri anlayacak ne doğru düzgün bir temsil sistemimiz, ontolojimiz var, ne de doğru düzgün bir matematiğimiz var. Örneğin iktisat. İktisat dediğiniz alan, emergent, zuhur eden bir alan, kompleks bir alan ve kendi kendini örgütleyen bir alan. Ya da hava durumu. Hava durumu dediğimiz asenkron, emergent ve kompleks bir alan. Bunların her birini barındırıyor. Ha, meselelerimizden bir tanesi de şu. Bunları nicellemeye kalktığınızda bir tek nicelleyebildiğimiz alan kompleksti. Big O notasyon diye bir notasyonumuz var. Logaritmaya dayanıyor. Burada da belli türden karmaşıklık dereceleri yaratabiliyoruz. Mesela en üstü MP complete, bir altı MP hard falan gibi. MP hard en üstte, bir altı MP complete gibi. Ama diğerleri için, mesela asenkron olmak için, semantik olmak için, emergent olmak için ya da autopoietik olmak için bir sınıflandırma biçimimiz yok. Ha, biz bunun için de uğraşıyoruz. Bunları nicellemek için de uğraşıyoruz. Çünkü bunların nicellemesi o sistemin nasıl bir matematiğe sahip olması gerektiği noktasında bize fikir verecek. Dediğim gibi birçok sistem var, bunlarda en az iki ya da üçünü barındırıyor. Ama esas olan bir şey var arkadaşlar, insan beyni bunların beşini de barındırıyor. Vay ki ne var? İnsan beyni asenkron, insan beyni semantik, insan beyni zuhur ediyor beyninizde, insan beyni çok kompleks çünkü bir sürü şeyin bağlantısı var, MP complete'e gidiyorsunuz ve insan beyni autopoietik, self-organization, kendi kendini örgütlüyor. Bunlardan beşine birden sahip. Bakın biz bir sistem en az bunlardan bir ya da ikisine sahipken bile doğru düzgün bir modelleme yapamazken insan beyni bunların beşine birden sahip. Bizim var olan sistemle bunu anlamamıza imkan yok. Şimdi bir başka mesele var olan matematiğimizin yetmediğini söylemiştim. Var olan matematiğimiz neden yetmiyor? Onu söyleyeyim, çok basitçe söyleyeyim. Şimdi, aslında çoğu insan matematikten ya da mantıktan korkuyor. Korkacak bir şey yok arkadaşlar, çok basit. Yani işin sırrını size söylüyorum ve bundan sonra hepiniz matematiği seveceksiniz. Aslında matematik büyük bir oyun, çok zevkli bir oyun. Şöyle, size semboller veriliyor, bir de arada operatörler veriliyor. Hani artı, eksi, v veya ise mantıkta verilen gibi. Tamam, semboller var, operatörler var. O operatörler, o sembollerin neye dönüşeceğini size söylüyor. Bundan daha güzel bir oyun olabilir mi? Dünyanın en zevkli oyunu. Sembolleriniz var, o sembolleri dönüştürecek operatörleriniz var ve bunlar dönüyor. Şimdi bunları dönerken şöyle yapıyoruz. Mesela 2 artı 3 eşittir 5. Tamam. Ya da bir girdi var, black box var, çıktı var. Bu bir sistem. Ya da burada klasik küme teorisinde burada bir domain var, burada co-domain var, bir fonksiyon gidiyor. Ya da klasik çizgi teorisi, graf teorisi, burada bir not var, burada bir not var, aralarında bir ok var ya da edge var. Klasik öykü. Her zaman aynı. Hangi sistemi alırsanız alın aynı. Sembolleriniz var, o sembolleri operate eden, dönüştüren bir operatörünüz var. Şimdi söylediğiniz şey şu. Var olan operatörlerimiz yetmiyor. İnsan beynini ve o network'ü anlamak için bu operatörler yetmiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya bir yerimizden operatör mü uyduralım? Ne yapalım yani? Durdurken olan operatör bu, matematik bana bunu vermiş. Ben nereden operatör uyduracağım? Diyebilirsiniz. Ha, o zaman bunu düşünmemiz gerekiyor. Yeni operatörler uydurmak ne demektir? Ontolojik olarak düşünün. Var olan iki
şey arasında, sistem arasında yeni bir ilişki türü keşfedebilmek demektir. Şimdi birincisi bunu yapabilmemiz gerekiyor. Ama bunu yapabilecek bir sistemimiz yok. Çünkü elimiz kümeler kuramına mahkum. Ha bakın, demiştim ya her şeyi bilen makine muhabbetinde. Her şeyi bilen makine muhabbeti size şunu öğretiyor. Var olan matematiğin temelleri böyle bir şey yapmak için imkansız. Var olan matematiğin temellerini değiştirmeniz gerekiyor. Yani kümeler kuramı kendi halinde hiçbir işe yaramıyor. Ha ne yapacağız? Yerine ne koyacağız? Çeşitli öneriler var. O önerilerden bir tanesi de kategori teori. Kuram, kategori kuramı. Kategori teori nedir? Çok basit anlatayım. Çok bir dakika içinde anlatayım. Kategori teori kuramı şudur. Matematiğin çeşitli alanları vardır. Mesela sayılar kuramı, topoloji, geometri, grup teorisi, diskret matematik gibi böyle birbirinden bağımsız alanlar var. 23. yüzyılda keşfediliyor ki belli türden problemlerde sadece o alan içinde kalanarak, o alanın aksiyonlarını, teoremlerini kullanarak o alandaki problemleri çözemiyorsunuz. Örneğin Fermat teoremi. Fermat teoremi bir sayılar kuramı teorisidir ama onu çözmek için topolojiden yardım almanız gerekiyor. Ya da Riemann conjecture dediğiniz şey bir topoloji problemidir ama analitik geometriden bir şeyleri almanız gerekiyor. Bu alma verme işini nasıl yapacaksınız? Çünkü bunların dilleri ayrı. Yani topoloji, topolojiye konuşuyor, number teori, sayı teorisi, sayı teorisi konuşuyor. Ayrı diller konuşuyorlar. Kategori teori diyor ki, bunların arasında ilişki kurabilmek için bunların her birini ortak bir zemine indirelim. Yani kategori teori diye bir şeyi tanımlıyorlar ve her matematik alanını kategori teoriyle tanımlamaya çalışıyorlar. Ve oraya indirip o zemin üzerinde bunları ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Şimdi bizim yaptığımız iş, biz de aynı yöntemi bazı yeni aksiyonlar ekleyerek yapıyoruz ve buradan biz de diyoruz ki, bakın dediğimiz şey şu, farklı operatörler var değil mi? Matematikte çeşitli çeşitli ya da mantıkta çeşitli çeşitli operatörler var ve bunlar bazıları birbirine ilintili, bazıları birbirine ilintisiz. Bu operatörlerin her birini temelde ayrı bir dile indirip, yani temel bir çıkarım diline indirip, o çıkarım dilini tanımlayıp, o çıkarım dilinden türeyebilecek bütün alternatif operatörleri de oradan çıkartalım. Yani bir şekilde farklı adacıklar olarak düşünülen işlemeyi, prosesi, süreci tek bir dil üzerinden tanımlayıp farklı süreçlerinde olabileceğine bakalım diye düşünüyoruz. Şimdi bu noktada bu makinelere var olan bilgiyi tanıtma meselesinde temel paradigma yine kümeler kuramı paradigması. Şöyle anlatayım. Aslında bilgisayarların ortaya çıkışıyla beraber şu başlıyor. Sembol işleyen makineler. Bilgisayarların ortaya çıkmasının sebebi arkadaşlar diferansiyel problemlerin çözüm amacıdır. Yani bildiğimiz bilgisayarların ortaya çıkışı. Yani sembolleri veriyorsunuz, o sembolleri işleyen bir şeyiniz var, işleyiciniz var, o sembolleri başka bir sembole dönüştürüyor. Daha sonra ikinci aşama geliyor Shannon'la beraber. Var olan o sembolleri üretiyorsunuz ya, bilgiyi üretiyorsunuz ya, ürettiğiniz bilgiyi başkasına aktarabilmek istiyorsunuz. Yani benim makinamdaki bilgiyi başka tarafa aktarayım diyorsunuz. Buna da informasyon diyoruz. Yani bilgi aktaran makineler yapıyoruz. Şimdi üçüncü aşamadayız ve herkes bununla uğraşıyor. Uğraştığımız mesele şu, bilgi patlamış düzeyde. Yani eğer bakarsanız her iki yılda bir ürettiğimiz bilginin eksponansiyel olarak, katlamalı olarak arttığını görürsünüz. Yani terabaytlar, petabaytlar düzeyinde bilgilerden bahsediliyor. Gerçi internette bilginin %70'i çıplak kadın vücudu ya da 40 kedi videosu üzerine, yani %70'i o, geri kalan %30 her şey üzerine. Yani bilgi çok büyük gibi duruyor da, yani büyük şey, data düzeyinde böyle bir bilgi var. Ama yine de çok bilgi var. Şimdi bu bilgileri makinenin okuyabilmesini istiyoruz. O yüzden machine readable dediğimiz, yani makinelerin okuyabildikleri veriler üretmeye çalışıyoruz. Ve bu verileri makineye tanıtmaya çalışıyoruz. Ha, işte burada temel bir hata yapılıyor. Ha, şimdi bu üçüncü aşamaya, biz dördüncü aşamayı tanımlıyoruz. Biz diyoruz ki machine discoverable data, yani makinelerin keşif yapabileceği bir veri modeline geçelim. Makinelerin veri okuyabildiği bir model değil. Makinelerin veri okuyabildiği modelde şu yapılıyor. Özellikle şey için, sinir bilim için konuşuyorum. Çünkü birçok alanda yapılıyor.
Sinir bilimde eğer ilginizi çekerse konuşma sonrasında da tek tek size bunların bilgisini verebilirim. NIF diye bir proje var mesela. Neuroscience Information Framework diye bir proje. BAMS diye bir proje var. Brain Architecture Knowledge Management System diye bir proje. NeuroInfo var. NeuroNet var. Bunun gibi birçok çalışma var. Bu çalışmaların amacı şu. O kadar çok sinir bilim verisi var ki elimizde ama bu sinir bilim verileri çok farklı şekilde, dağılmış şekilde bulunuyorlar. Bunları ortaklaştıran bir dil kuralım. Bu ortak dilde de elde edilen verileri interoperable, beraber işleyebilen bir hale getirelim diye düşünüyorlar. Ve bunun için çeşitli teknikler kullanıyorlar. Şimdi bu teknikleri size burada tanıtmamın bir anlamı yok, zaman yok zaten. Ama bu tekniklerin arkasında yatan ilke şu. Var olan her veriyi etiketlemeye çalışıyorlar. Yani akson dediniz değil mi? Akson nedir? Makineye anlatacaksınız, etiketliyorsunuz. Aksonun altına akson şudur diye bir tanım yazıyorsunuz. Daha sonra o tanım başka şeylerle ilişkilendiriliyor mu diye bakıyorsunuz arama yaparken. Burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Makineler kontente yani bilginin içeriğine sahip değildir. Herhangi bir bilgiyi, bir bilgi içeriğini başka bir bilgi içeriğiyle makineye anlatırsanız yaptığınız tek şey büyük bir döngüye girmek. Çünkü o bilgi içeriğini de makineye anlatmanız gerekir. Şöyle düşünün, çok basit bir örnek vermiştim ya. Yani şeye girmeye gerek yok, sinir bilim verilerini analiz etmeye gerek yok. Çok basit bir örnek vereyim. Bütün insanlar ölümlüdür dedim, Ali öğrencidir dedim. Siz Ali'nin ölümlü olduğunu çıkarttınız. Şimdi makinenin çıkartmasını istiyoruz. Çünkü bu haliyle çıkartamaz. Herhangi bir mantık modeli bunu çıkartamaz. Sembolleştirdiğinizde bir anlamı yok çünkü. Ha, diyorsunuz ki o zaman etiketlerken, bunu etiketlerken öğrencinin insan olduğu etiketini yapıştıralım altına. Böylece o etiketi okuduğunda yapsın. Peki insan değil de, yani bütün insanlar ölümlü değildir de, bütün canlılar ölümlüdür desem ve daha sonra bütün Ali de öğrencidir desem, yine Ali'nin şey olduğunu çıkartıyor musunuz, ölümlü olduğunu? Ama onun etiketinde şey vardı, insan vardı, işe yaramadı. Yani bütün şeyleri kapsayacak bir arka plan bilgiyi veremezsiniz. Buna yapay zekada frame problem diyoruz, çerçeve problemi. Yani bizler akıl yürütürken arka planda milyonlarca bilgiyi kullanıyoruz. Benim çok basit bir örneğim var. Ve bunun üzerine ben bunu gerçekten makine, yani gerçekten ben dünyayı makineye anlatmaya çalışıyorum ve anlatırken çıldırdığım bir şey vardı. Bir kutuyu itersem içindekini de itmiş olurum. Değil mi? Yani bir kutu var. Kutuyu itersem içindekini de itmiş olurum. Ya da bardak var. Bardağı itersem içindeki suyu da itmiş olurum. Sizin için çok basit bir bilgi. Bunu makineye anlatmaya kalktığınızda 300 tane arka plan bilgi yazmanız lazım. Bu salak bilgi için. 300 tane arka plan bilgi. Sabah uyandınız, akşam yatacaksınız. Bu süreç içinde, bir gün içinde milyonlarca arka plan bilgi kullanacaksınız yapıp etmenizde. Kalkarken, çay alırken, ışığı kapatırken, konuşmacı dinlerken, kalem tutarken milyonlarca arka plan bilgi kullanıyorsunuz. Bunları makineye aktarmamıza imkan yok. Ha, o zaman ne yapmamız gerekiyor? İşte yeni bir ontoloji, yeni bir varlık biçimi, yeni bir sınıflandırma biçimi ve o ontolojiyi, o sınıflandırmayı işleyecek yeni bir matematiksel model gerekiyor. Ve bunun gerekliliği sadece basit iktisat, hava durumu meselesi değil. Bunun gerekliliği en çok şeyde çıkıyor ortaya. Beyin meselesinde çıkıyor. Yani beyni anlamak, beyni modelleme meselesinde var olan sınıflandırma biçimlerimizin, tanımlama biçimlerimizin bir işe yaramadığı ortaya çıkıyor. Şimdi bizim memlekette hain muhabbeti çoktur biliyorsunuz. Ben de aslında hainlerden bir tanesiyim. Şöyle bir hain, felsefenin içindeki hainler derim. Şimdi felsefe her zaman için ana gemidir, mothership derler. Ve birçok disiplin aslında felsefeden türemiştir. Yani fizikten tutun, biyolojiye, siyaset bilimine, sosyolojiye, psikolojiye birçok bilim aslında felsefenin içinden türemiştir. Peki ne oldu da bunlara bir şey battı, ayrılmak zorunda kaldılar? Ayrılmaların temel sebebi şu, psikolojiye ele alalım mesela. Büyük gürültü kopuyor, kavga kopuyor dönemde. Sebebi şu, siz insan davranışlarına dair olan genel çerçeveniz, yani kavramsal çerçeveniz ve yönteminiz sığ kalıyor, yaban kalıyor. O yüzden insan davranışlarını anlayabilmeniz için daha geniş bir kavram çerçevesi ve yeni bir yöntem geliştirmeniz gerekiyor. Bunu da felsefenin dışına kayarak yapıyorsunuz. Çünkü felsefenin kavram çerçevesi, yöntemi yetmiyor buna.
Şimdi biz diyoruz ki felsefenin ana evladı, en sevdiği evladı olan ontolojiyi de kız felsefeden ayırmak istiyoruz. Yeni bir disiplin olsun istiyoruz. Sebebi şu, ontoloji içinde 30-35 tane kavramımız var. Ya bunlar bizim ekmek kapımız. Bunları tokuşturuyoruz, bir sürü kavga çıkartıyoruz, oradan tartışma çıkartıp ekmeğini yiyoruz. Yazı yazıyoruz, ekmeğini yiyoruz. 30-35 tane kavram. Ben diyorum ki, bu dünyanın karmaşası içinde, bilginin çokluğu içinde bu 30-35 kavramla artık iş yapamazsınız. Var olan verileri, var olan varlıkları sınıflandıramazsınız. Elinizde ne var? Universal Particle, Type Token. Böyle en fazla 20-25 tane kavram çiftiniz var. Bunlar hiçbir şekilde var olan varlıkları, entiteleri sınıflandırmanız için yeterli değildir. O yüzden kavram çerçevenizi genişletmeniz gerekiyor. Ve yönteminizi, bunları ilişkilendirme yönteminizi de geliştirmeniz gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Soruya zaman olsun diye hemen keseceğim bir dakika içinde. Bu yeni kavram çerçevesinin de 90'larda büyük bir proje başladı. İnsan genomunun haritasını çıkartılması, yani insan gen haritasını çıkartılması. Orada da aynı mantık vardı. Orada da 400'e yakın laboratuvar çalışıyor ve 400'e yakın laboratuvar bilgi üretiyor. Yani farklı farklı bilgiler üretiyor. Ve en sonunda şunu keşfettiler, proje çöpe gitmek üzere çünkü var olan verileri nasıl sınıflandıracaklarını, nasıl ilişkilendireceklerini bilmiyorlar. Yani binlerce veri tipi var, binlerce veri yapısı var, binlerce farklı veri modeli var ve bunları nasıl sınıflandıracaklar, ne yapacaklar bilemiyorlar. İşte Barry Smith diye bir kardeşimiz var bu alanların da kurucularından. Bu kişi bu projenin başına geliyor ve BFO diye bir ontolojik yapısı var. Bu BFO ile beraber bütün bu şeyi kuruyor. Buna da gen ontolojisi deniyor. Araştırırsanız bulursunuz. Ve hala süren bir proje. Yani sizin farklı farklı alanlarda ürettiğiniz farklı farklı bilgileri ortak bir platformda toplayıp üzerine ortak bir çalışma yapabilmenizi sağlıyor. Ben diyorum ki bunun aynısını sinir bilim ve zihin çalışmaları içinde yapmamız gerekiyor. Yoksa farklı farklı veriler, herkes farklı farklı yayınını yapar, atar ve gider. En son şu meseleyi söyleyeyim, mimari meselesi. Şimdi zihin felsefesinin en temel tartışmalarından bir tanesi şu. Zihin var, bir de beyin var. Ya da beyin var, zihin var. Ve şunu diyoruz, zihinle beyin arasındaki ilişki nedir? Buna dair ben en 25 tane şey sıraladım, fiil sıraladım. Mesela zihin beyinden zuhur eder, emerge. Zihin beyine dayanır, zihin beyinden ortaya çıkar, zihin beyninin özdeşidir gibi böyle 25 tane farklı farklı iş var. Bunların her birini tek bir kümede toplayalım, zırtlama kümesi diyelim. Yani zihin beyinden zırtlar, tamam mı? Bu küme ama bütün fiillerin kümesi. Şimdi bu zırtlama meselesinde bu zırtlamaların nasıl olduğuna dair herhangi bir şey söyleyebilmemizin, kanıtlayabilmemizin imkanı yok. 25 tane fiili de hangisini alırsanız alın. Emerge diyor, işte supervene diyor, ne derseniz deyin. Böyle 25 tane İngilizce fiil var. Hepsini dediğim gibi zırtlama kümesi altında toplayalım. İnsan zihni beyinden zırtlar. Tamam, zırtlasın. Nasıl zırtladığına dair bir ilişki kurabiliyor muyuz? Kuramıyoruz. Hani kategori teoride size bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Farklı farklı adacıklar var demiştim. Zihinle beyni de farklı farklı adacıklar olarak düşünüyorsanız ve aralarında bir köprü kurmak istiyorsanız doğrudan bir köprü kuramazsınız. Onları ilk önce aşağıda bir zemine indirirsiniz, o zemin üzerinde ortaklaştırırsınız. O yüzden bizim önerdiğimiz hem zihnin mimarisinde hem de beynin mimarisinde üstten bir köprü kurmak değil, onları belli türden kategori teoretik, yani biraz bu matematiksel bir şey, yeni bir sembolik dilin tanımladığı şekilde tanımlayıp hem zihin hem matematiği hem de beyni onun üzerinden bir ilişki kurabilmek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz hani bu İngilizce derler ya mindset. Yani zihin yapımızı, kavram yapımızı, düşünme yapımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bunu nasıl dönüştürmemiz gerektiğine dair en zevkli alan da bence beyin. Çünkü insan beyni çok challenging diyorlar ya, meydan okuyan bir alan. Gerçekten de öyle. Ve yeni bir şey denemek istiyorsanız, ontolojiye dair, matematiğe dair en iyi alanlardan bir tanesi de insan beyni. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, çok sağ olun.